Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün WordPress eğitim serimizin dördüncü dersini çekeceğim. Xampp web server'ımız Apache ve MySQL açık. Ne yapıyorduk? Adres çubuğuna localhost 8080 yazdıktan sonra WordPress alt klasörüne tıklıyoruz ve bizi sitemize yönlendiriyor. Üçüncü dersimizde ana sayfayı Türkçeleştirmiştik gördüğünüz gibi. Ben logoyu değiştirmiştim ama tekrar logoyu yükleyeceğim. Bir arkadaşımız yorumlarda importla ilgili bir sıkıntı yaşamış. Onun için tekrar veri tabanını sildim ve tekrar import ettim. Bu arada da ekran fotoğraflar alıp arkadaşımıza ileteceğim. Olmazsa uzaktan bağlanacağım. Sıkıntı yaşayan arkadaşlar olursa web sistemdeki iletişimden veya mail adresinden bana mesaj atıp uzaktan bağlanıp çözebilirim inşallah. Admin paneline girelim. Kullanıcı adımız admindi. Şifremiz test 123'tü. Enter dedikten sonra bugün hakkımızda sayfasını düzenleyeceğim. Elementor sayesinde gördüğünüz gibi Türkçeleştirmiştik. Hakkımızda sayfasına tıkladıktan sonra şöyle bir bakalım. Neler var? Üstte bir slider tarzı bir resim var. Bence bunu buradan kaldırabiliriz. İsterseniz durabilir. Siz nasıl karar verirseniz genişliğini ve yüksekliğini ayarlayabiliriz. Orayı göstereceğim. Hikayemiz var. Misyonumuz marketing, işler, satış, müşteri temsili ve takımımız var. Üstte Elementor ile düzenleyize tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle Aortimi kaldırırım. Bunu akademikte kullanacağız. Bunu her sayfada bırakmaya gerek yok. İsterseniz bırakabilirsiniz. Şurayı da kaldıralım. Bakayım şöyle bir. Aortari vizyon misyon. Şunu da kaldırayım. Tekrar nasıl eklemesini göstereceğim. Şöyle bir güncelle diyelim. Şu bölümü ben kaldırmak istiyorum arkadaşlar. Onun için admin panelinde görünüm, ardından özelleştire tıklıyoruz. Özelleştire tıkladıktan sonra hakkımızda sayfasına gidelim. Bu nerede olabilir? Üst kısım içerik sayfanın üst kısmı. Şu gördüğünüz üzere hizalama bunu yarıyor ama ben bunu istemiyorum yani. Yazı boyutu 16. Şöyle de mesela bu yüksekliği daraltmak için şuraya ne yazalım? 80 yazalım arkadaşlar. Px koymayı unutmayalım. Şuraya da 80 yazalım. İsterseniz böyle görünür. Kaldırmak istemezseniz. Ama kaldırmak isterseniz de hemen bir bakalım. Şurada arka plan arkadaşlar. Kaldırsak mı? Kaldırmasak mı? Yani ben kalmasını istemiyorum. Şuradan kaldır dediğimizde resim bu şekilde kalır. Şunu yayımla diyelim. Text rengi, separatör ve link verebilirsiniz. Yani arka plan resmini kaldırdık. Yani ben biraz daha daraltmak istiyorum. Daha güzel görünsün diye. Bottom'u da 60 yapalım, ortalasın. Sanki 50 daha iyi olacakmış gibi. Tamam, böyle daha güzel. Arka plan rengini telefon, yani şu 50-50 daha oldu gibi. Arka plan rengi, şu an arka plan rengini bırakalım. Logo rengiyle tüm sitenin rengini değiştireceğiz ondan dolayı. Burası tamam oldu arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şöyle bir yenileyelim sayfamızı. Hakkımızda kısmına girelim. Gayet iyi oldu. Şöyle bir de inceleden tıkladığımızda telefonda da böyle görünecek. Bence gayet güzel ve iyi oldu arkadaşlar. Tablette nasıl görünecekmiş? Pardon. iPad Pro'da, onda da bu şekilde. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Kapatalım burayı. Şimdi Elementor ile düzenlemeye geçelim arkadaşlar.
Arkadaşlar tekrar söylemek istiyorum. Eğer lokalde import ederken veya canlıda import ederken bir sorun yaşarsanız mail adresinizden veya yorumlardan bana şu ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmak isterim yani. Şöyle our story'yi Türkçeleştirelim. Şuradan arkadaşlar hakkımızda güncelleyelim. Yani bağlantı da verebilirsiniz ama gerek yok. Şöyle hemen ben bir hakkımızda kısmı alalım Türkçeleştirdiğimiz için. Kendi web sitemden. Site yani dersleri tam bitirdikten sonra lokalden yedekleyip yedekledikten sonra bir tane alan alıp sonra alan adını sunucuya yönlendirmeyi ve canlıya atmayı da göstermek istiyorum. Onu da göstereceğim inşallah arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Yapıştır dediğimizde çekelim şöyle. Resmi ayarlayabilirsiniz. Ben siliyorum. Yani fazla da vakit harcamak istemiyorum. Yani sıkılırsınız videoda diye. Güncelle diyelim. Şu alt kısım yani isterseniz durabilir. Şöyle yapayım. Güncelle diyelim. Tekrar şöyle lokal host'a hakkımızda gelelim arkadaşlar. Hakkımızda tıklayalım. Bir bakalım. Ha, süper. Elementor'le de şurada slider var. Altlara bir şeyler ekleyelim yani. Onu da göstermiş olayım. Bölüm ekle dediğimizde ne ekleyelim? Şöyle bir tane başlık alalım. İkiye mi bölseydik? Şöyle yapayım o zaman. İkiye bölelim. Şuraya bir tane başlık atayım. Şuraya da bir tane başlık atayım arkadaşlar. Ne diyelim? Vizyonumuz. Şuraya da geleyim. Güncelle dediğimde 6 iki tane daha atsam acaba response side'da kayma olur mu? Herhangi bir tablet ve telefonda büyük ihtimal olacaktır. Onu kontrol etmem lazım. Yanlış bir şeyler anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yenilediğimizde sayfayı şöyle geldi incele dediğimizde telefonda nasıl görünecek onu merak ediyorum. Bu tablette böyle ama iPhone şuna bakayım hemen. Evet. Böyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Şunları kaldırayım ben ilk baş. Şöyle iki tane yazalım. Üst puntoyu kalınlaştıralım. Metin düzenleyiciye atalım şöyle. Vizyonumuz. Kalınlaştıralım şöyle. Şu bir tane de metin düzenleyicisi daha atalım. Vizyonumuz. Bu seriden sonra e-ticaret sitesi çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Vizyonumuza bir tane hemen vizyon bulayım. Umalım bir sıkıntı olmaz. Örnek vizyon. Şöyle yani vizyon nedir diye şu alta indim. Şöyle koydum. Şunu biraz daha büyütelim. Başlık 3 iyi oldu böyle. Şuraya gelelim. Vizyonumuz kanalın başlık 3'ü alalım. Şuraya da misyon nedir'i atayım. Güncelle diyelim. Hemen diğer sayfamıza gidelim. Şöyle bir hakkımızda güncellediğimizde harika. Şunu kaldıracağız. İncele diyelim. Telefonda nasıl görünecek? Hemen aynen süper oldu. Çok şükür. Şunu şöyle yapalım. Şu arayla şu ara çok mu yakın? Hemen onu da kontrol edeyim. İncelikleri gayet iyi. Eğer çok ara yakın olursa başka bir template'te çalışırken arkadaşlar denerken eğer çok yakınsa şöyle yaparsınız. Bir tane ayırıcı eklersiniz. Artıya tıklarsınız. Şuradan ayırıcı. Oradan da boşluk. Bakın gördüğünüz gibi güncelledikten sonra gelir. Başka Elementor'da birçok ekleyebileceğiniz burada tool'lar, araçlar var. Eğer bu mesela bu araçlarda arkadaşlar slider yok.
Bunun içinde bir tane daha eklenti kurmayı göstereceğim. HT Mac diye. Onu da anlatacağım diğer sayfalarda. Mesela şu alta da ne ekleyelim? Bir tane hemen bakalım. Video ekleyebilirsiniz. Düğme, simgeler. Ücretlileri kapatayım. Sim görsel kutusu, yıldız deneyimi, resim döngüsü, sayaç, ilerleme çubuğu, sekmeler, akordiyon, bildirim, kısa short, daha fazlasını okut. Şunu ekleyelim arkadaşlar. Tekrar telefon çaldı. Buraya ne ekleyelim arkadaşlar? Şöyle bakayım, bakayım. Ha, sosyal medya. Ha, süper oldu. Güncelle diyelim. Bunlara link verirken sol tarafta gördüğünüz gibi buradan değiştirebilirsiniz simgeleri. İsterseniz yükleyebilirsiniz, linki verirsiniz. Şu neymiş? Özel desek. Buradan renkler ayarlıyorsunuz. Gerek yok. Güncelle diyelim arkadaşlar. Hemen bakalım. Şöyle dediğimizde süper oldu. Harika görünüyor. İnşallah beğenirsiniz. İnceleye tıklayalım. Hemen telefonda nasıl görünecek? Şöyle ana sayfaya bir gelelim. Gayet şık, güzel. Bence estetik duruyor. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hakkımızda vizyonumuz, misyonumuz aynen. Süper. Link vermediğimizden gitmiyor. Bugün ana sayfada anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Siz Elementor sayesinde yan taraftaki araçları kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum, şu ana sayfaya slider ekleyeceğim yine arkadaşlar. Bunu, yani hepsini tek tek deneyeceğim tool'ların, yani araçlarını öğrenmeniz için. Bu arada ben de hem kendimi pekiştirmiş oluyorum. Umarım bir nebze de olsa faydası olur. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.